Binbaşı, artık ikna oldun mu? Hala beni suçlamıyorsun değil mi? İkna olmadım. Suç sende değilse bile bugüne kadar yeterince yanlış yaptın. Sen ne sanmıştın ki? Seninle sırf o fotoğraflar yüzünden mi evlendim? Beni bugüne kadar hiç duymadın, anlamadın, dinlemek bile istemedin. Sana Tejavat kötü biri dediğimde beni dinledin mi? O sahte kocan. Sınırı geçer geçmez seni öldürecek dediğimde dinledin mi? Hayır, dinlemedin. Belgeleri imzala dediğimde yaptın mı? Bana 200 kişinin içinde evlenme teklif ettin. Oradan gitmeni istedim, dinledin mi? Dinlemedin. Beni sadece bir kez dinledin, o da bahçede. Eve girmeden bekle dediğim zamandı. Orada da leylek gibi tek ayak üstünde durdun. Sadece bir kez dinledin ama onda da aslında dinlememen gerekirdi ama dinledin. Nesin sen, söylesene. Siz kadınlar nasıl varlıklarsınız anlamıyoruz. O gece orada öyle dikilmeseydin Sümer'de fotoğraflarını çekmeyecekti, biliyor musun? Ve bunlar başıma gelmeyecekti. İşini riske atmak inan aklımdan bile geçmedi. Lütfen inan bana. Bu neyi değiştirecek, söyler misin? Bir kahramanken zalime dönüştüm. Ben insanlara, en çok da kadınlara acı veren hain ve duygusuz bir adamım. Sırf o gece olanlar yüzünden. Rudra, affedersin. Paro'yla biraz konuşmak istiyordum da. Onu senden biraz çalabilir miyim? Hadi. Sakın unutma. Her ne olursa olsun, aramızdaki ilişki hep böyle kalacak. Tatsız. Ve bu asla değişmeyecek. Parvati canım. Ritüelleri duymuşsundur. Gelinlerin yapacağı bir sürü ritüel var. Biliyorum abla. Ama şu an teyzemin evine gitmem mümkün değil. Komutan Singh söyledi. Oraya gitmem çok tehlikeli olabilirmiş. Ben de biliyorum. Sana bir şey soracağım.